Merhaba, ben Zehra Yıldız. Fransa Pod'un bu bölümünde COVID-19 salgını nedeniyle Fransa'da ilan edilen ikinci karantina dönemini, Macron-Erdoğan arasındaki diplomatik gerilimi kısaca ele alacağız. Bölüme Türkiye'de İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara şifa dileyerek başlayalım. Bir önceki bölümde bahsettiğimiz üzere Fransa'da 17 Ekim'de birçok büyük kentte akşam saati 21 ile sabah 6 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Günlük 50 bini aşkın Covid vakasının yaşandığı Fransa'da bu yasakların salgının hızını yavaşlatmada pek de etkin olmadığı anlaşıldı ve 29 Ekim Perşembe akşamı saat 21 itibariyle ülke genelinde ikinci karantina dönemi başladı. Macron kamuoyuna yaptığı açıklamada vakaların ve ölümlerin giderek arttığını, hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde Kasım ortasına kadar tahminen 9.000 kişinin olacağını söyledi. Macron Mart ayında başlayan ilk dalgaya nazaran koronavirüs salgınında ikinci dalganın çok daha sert geçtiğini ve daha ölümcül olduğunu belirtti. Bu nedenle koronavirüs salgınının yayılma hızını azaltmayı hedefleyen Fransa'da karantina en az 1 Aralık'a kadar sürecek ve gerekli görüldüğünde bu süre uzatılabilecek. Macron daha önce yaptığı konuşmalarda ekonominin karantinadan çok kötü etkilendiğini ve kesinlikle ikinci bir kez karantina ilan edilmeyeceğini söylemişti hep. Görünüşe göre salgın Fransa'da o kadar hızlı yayılıyor ki Macron bu sözlerinden geri adım atmak zorunda kaldı. Fransa'da Mart ayında ilan edilen ve yaklaşık 2 ay süren ilk karantinaya göre bazı farklılıklar var tabii. 29 Ekim akşamı ülkede başlayan karantinada bu kez okullar eğitim vermeye devam edecek. Bunun ebeveynlerin işe gidebilmesi için uygulandığı söyleniyor. Çünkü salgının ilk dalgasında işverenler okulların kapalı olması nedeniyle çocuklu çalışanların işe gidemediklerini, özellikle uzaktan yani evden çalışmanın mümkün olmadığı işlerde bu durumun büyük sorunlar yarattığından dert yanmıştı. Bu kez okulların açık kalması eğitimciler tarafındansa sert eleştiriliyor. Ekonomiyi kurtarmak adına eğitim çalışanlarının sağlığının umursanmadığını söyleyen öğretmenlerin bir kısmı ise grev yaparak okula gitmeyi reddediyor. Öte yandan üniversiteler yine ilk karantina döneminde olduğu gibi kapalı ve uzaktan eğitim vermeye devam edecek. Aynı şekilde yine barlar, restoranlar ve kafeler kapalı. İkinci karantinanın başka bir farkı ise her ne kadar evden çalışma için iş yerlerine tavsiyeler verilse de genel anlamda işe gidilmeye devam edilecek. Yine ilk karantinada olduğu gibi özel bir izin belgesi doldurulacak, herhangi bir kontrolde bu belge gösterilebilecek. Sağlık, eczane veya gıda alışverişleri yine izin belgesi doldurularak yapılabilecek. Alışveriş, sağlık, yaşlı veya hasta bakımı gibi sebepler dışındaysa günlük 1 saat ikamet yerinden 1 kilometreden fazla uzaklaşmamak kaydıyla hava almaya veya spor yapmaya yine aynı belgeyle çıkılabilecek. Uzmanlar Macron'un karantina kararını ekonomi için önemli olan Noel tatilini kurtarmak adına aldığını düşünüyor. Diğer yandan karantinanın ilkbaharda olduğu gibi 2 ay veya daha fazla sürmesi gibi bir ihtimal de söz konusu. Covid ve karantinanın yanı sıra Fransa'da gündemin bir diğer önemli maddesi ise Radikal İslam ve Erdoğan-Macron arasındaki düello. Daha önceki bölümlerde de bahsettiğimiz üzere Fransa bir süredir İslamcı ayrılıkçılığa karşı bir yasa tasarısı hazırlıyor. Hatırlayacağınız üzere öğretmen Samuel Paty'nin sınıfta öğrencilerine ifade özgürlüğü kapsamında Charlie Hebdo'da yayınlanan Muhammed karikatürünü göstermesinin ardından radikal bir İslamcı tarafından boğazının kesilmesi ülkede büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Bunun üzerine Macron bu karikatür üzerinden ifade özgürlüğü ve radikal İslam açıklaması yaptı. İslam açıklamaları nedeniyle Macron'un akıl sağlığını sorgulayan Erdoğan'sa geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı'nın zihinsel bir tedaviye ihtiyacı olduğunu söyledi. Tahmin edebileceğiniz gibi iki ülke arasında gerilimi kızıştıran bu açıklamaları ve Erdoğan'ın Fransız mallarını boykot etme çağrısını da göz önünde bulunduracak olursak iki ülke arasındaki diplomatik kriz yakın zamanda sona erecek gibi durmuyor. Avrupa'daki Müslümanların savunuculuğuna girişen Erdoğan ile Macron arasındaki gerilimin tabii arka planını da düşünmek lazım. Bunları bu bölümde detaylıca bakmayacağız fakat başlıca öne çıkan meseleler şunlar. Suriye'deki Kürt bölgelerinin statüsü, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalarda iki cumhurbaşkanının aldığı karşıt pozisyon,
Doğu Akdeniz'deki gaz arama çalışmalarında iki ülkenin farklı tutumu, Libya meselesi derken iki ülke arasındaki politik ve diplomatik kızışmalar son dönemlerde arttıkça arttı. Tabii tüm bu başlıklara detaylıca bakabilmek için ileriki bölümlerde Türkiye-Fransa diplomatik ilişkilerini özel bir mercekle inceleyebiliriz. Kısaca Fransız analizcilerinin görüşlerinden bahsedecek olursak da Erdoğan'ın İslam argümanını kullanmasının altında kendisine olan halk desteğinin azalması ve bu nedenle yeniden güç toplayabilmek için bu söylemlere başvurduğu yer alıyor. Ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan son seçimlerde Fransa'daki Türkiyelilerden azımsanmayacak oranda oy toplamıştı. Yani iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin yanı sıra bu gibi detayları da düşünmekte fayda olabilir. Fakat yine radikal İslam konusuna dönecek olursak da Fransa'da öğretmenin başının kesilmesinin ardından radikal İslamcı saldırılar maalesef bitmedi. Nice kentinde kiliseye yapılan bir saldırıda yine 3 kişiden ikisi başı kesilerek öldürüldü. Lyon kentinde ise geçtiğimiz cumartesi günü Yunan Ortodoks Kilisesi'ne yapılan saldırıda bir papaz tüfekle vuruldu. Papaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Anlaşılan o ki radikal İslamcılar Charlie Hebdo dergisinde Muhammed karikatürünün yayınlanmasından bu yana durumu fırsat bilerek ülkedeki din kutuplaşmasını arttırmanın peşinde. Diğer yandan Nice'deki kiliseye yapılan saldırının ardından bölgedeki birçok Müslüman ellerinde çiçeklerle saldırı kurbanlarını anma törenlerine katıldı ve saldırı nedeniyle derin üzüntü duyduklarını açıkladı. Yani her ne kadar söz konusu saldırılar ülkedeki İslamofobi söylemlerini kızıştırsa da öte yandan toplumda dinsel ve kültürel kutuplaşma tehlikelerinin farkına varan azımsanmayacak bir kesim dayanışmaya ve nefret söylemlerine karşı durmaya çalışıyor. Fransa'yı radikal İslam saldırılarından Macron'un hazırladığı Avrupa İslamı planı kurtarır mı bilinmez ama dışarıdan bakıldığında Orta Çağ'da kilise ve devlet arasındaki din gerilimlerinin bir başka versiyonunu bugün Avrupa'da İslam ve devlet arasında olduğunu görüyoruz. Olayların gidişatını da zaman içinde hep birlikte göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.